Merhabalar, ben Sezgin. Bugünkü konumuz e-faturaya geçiş süreci hakkında. Sıfırdan bir e-fatura mükellefi, e-fatura kullanıcısı nasıl olabilirsiniz? Onu anlatmaya çalışacağım. Burada benim anlatmaya çalışacağım nokta, yani sıfırdan nasıl e-fatura kullanıcısı olabilirsiniz? Nasıl e-faturaya da e-arşiv kesebilirsiniz? Buna nasıl yetkili olabilirsiniz? Bu konu hakkında birkaç bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle e-fatura kullanıcısı olmak için tabii ki elbette bir firma sahibi olmanız gerekiyor. Fakat illa firmanızın anonim şirketi, limited şirketi ya da şahıs firması olmasına gerek yok. Vergi mükellefi olan herkes e-faturaya geçebilir, e-fatura kullanabilir. E-fatura nedir? İsterseniz kısaca onun tanıtımını yapayım. En basit anlamıyla e-fatura elektronik ortamda oluşturulan faturalara denir. Kağıda basmak zorunda değilsiniz fakat isterseniz tabii ki basabilirsiniz. Sonuçta her halükarda e-faturalar sunucular arasında, alıcılar ve satıcılar arasında elektronik ortamda iletilen bir faturadır. Artık bu sayede matbaadan bir fatura hazırlatmanıza gerek yoktur. Kağıt çıktısı almanıza gerek yoktur. Hazırladığınız e-fatura ya da e-arşivi istediğiniz yazıcıdan ya da istediğiniz kağıda kendiniz basabilirsiniz. Çünkü bu faturalar elektronik ortamda saklanan faturalar olduğu için ve elektronik ortamda sürekli bunların bilgi alışverişi olduğundan herhangi bir şekilde kağıda basma gibi bir zorunluluğunuz yoktur. E-arşivin tanımını yapmak gerekirse aslında e-fatura ile aynı olmakla birlikte e-faturayı keserken e-fatura kullanıcısı olan bir kullanıcıya e-fatura kesebilirsiniz. E-arşivi de e-fatura kullanıcısı olmayan bir kullanıcıya e-arşiv kesebilirsiniz. Peki kime e-fatura, kime e-arşiv kesileceğini nereden bileceksiniz? Bunun içerisinde Gelir İdaresi Başkanlığı'nın web sitesinde yer alan sorgulama sayfasından bu bilgiye ulaşabilirsiniz. E-fatura kullanıcısı olabilmek için ilk yapmanız gereken işlem mali mühür sahibi olmanız gerekiyor. Mali mühür de kamusb.gov.tr adresinden edinebilirsiniz. Mali mühür ücretine gelecek olursak 2 ay öncesine kadar 318.60 TL'lik bir ücret ödemiştim ve birkaç gün içerisinde bana teslim edilmişti. Mali mühür nedir? Mali mühür TÜBİTAK ve Kamu Sertifikasyon Merkezi tarafından hazırlanan elektronik sertifika altyapısıdır. Yani firma kaşesinin elektronik halidir. Vergi mükellefi olan herkes e-faturaya geçebilir. Yani şahıs firması olmanızın ya da anonim şirketi olmanızın ya da hiçbir ciro yapmamış olmanızın hiçbir önemi yoktur. Aslında e-faturaya geçmek zorunda olan bazı kurumlar vardır. Bu şartları sağladıkları sürece bu kurumların e-faturaya geçmeleri zorunludur. Fakat bu şartları sağlamasa bile isteyen herkes e-fatura kullanıcısı olabilir. E-faturanın avantajlarına gelecek olursak bir kere e-fatura çevre dostudur. Kağıt israfı, kağıt masrafı yoktur. Evet, e-fatura aslında gönderirken ve alırken belli bir kontrol ücreti var fakat çoğu durumda aslında yine kağıda harcadığınız tutardan çok daha avantajlı olabiliyor. Geçmişe dönük faturalarınızı da hızlı ve kolay bir şekilde sorgulayabiliyorsunuz. Yedeklerinizi sorunsuz bir şekilde alabiliyorsunuz ve bütün faturalarınıza tek yerden çok daha rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. E-faturayı 3 farklı yöntemle kullanabilirsiniz. Birinci yöntem özel entegrasyonla kullanabilirsiniz. İkinci yöntem Gelir İdaresi Başkanlığı'nın web sitesindeki ücretsiz hizmeti kullanabilirsiniz. Üçüncü yöntem ise entegratör portalı üzerinden kullanabilirsiniz. Mesela biz Foriba'ya kayıt olduk ve Foriba panelini şu anda kullanmaktayız. Bittiği zaman yani entegrasyon çalışmamız bittiği zaman da kendi entegrasyon panelimizi kullanabiliyor olacağız. Şimdi bu maddeleri tek tek açıklayalım. Ne demiştik? 3 tane madde saymıştık. Entegrasyon paneli, Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesi, bir de entegratörün portalı. Özel entegrasyon, yani birinci madde özel entegrasyon nedir? Ondan bahsedeyim. Bir ara birim vasıtasıyla yani yazılım çalışması ile otomatik olarak faturaların oluşturulması işlemidir. Normalde biz tamentegro.com olarak gitti gidiyor N11, hepsi burada, Trendyol gibi sitelerdeki siparişleri zaten çekiyoruz ve siparişleri çektikten sonra da kullanıcılarımıza fatura ve kargo yazdırma süreçlerini kendi panelimiz üzerinden gösterebiliyoruz. İşte özel entegrasyon dediğimiz olaydı. Yani biz bu entegrasyonu bitirdiğimiz zaman, e-fatura entegrasyonu bitirdiğimiz zaman yine bu sitelerdeki siparişleriniz otomatik olarak e-fatura olarak faturalandırılacak ve size bu şekilde büyük bir zahmetten kurtulmanızı sağlayacak. Sizin bir daha girip manuel fatura kesmenize gerek kalmayacak. Yani bilgileri tekrar kontrol edip tek tek giriş yapıp portala yani entegratör portalına tekrar bilgi girmenize gerek kalmadan otomatik olarak faturaların girilmesi işlemini yapılacaktır. Diğer bir madde Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesindeki portalı kullanabilirsiniz. Son olarak da şu anda bizim yaptığımız gibi
Biz Foriba kullanıyoruz. Tabii Foriba'nın haricinde birkaç tane daha var. İşte EDM Bilişim var, E-Finans var, Dijital Planet var. Bunun gibi daha birçok e-fatura entegratörü var. Bu firmalarla anlaşma yaparak kendiniz bu panelleri de kullanabilirsiniz. E-faturalarda iptal ve iade yapılabiliyor mu? Elbette yapılabiliyor. Yine panelinizden ya da entegrasyon üzerinden yine kolay bir şekilde iptallerinizi ve iadelerinizi paneliniz üzerinden çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Tamentegre.com ile e-fatura entegrasyon süreçlerinde nasıl ilerleyeceğiz? Şu an için yani hali hazırda Tamentegre.com panelinden e-fatura henüz basılamıyor. Fakat biz Foriba ile bir anlaşma yaptık ve bu anlaşma neticesinde entegrasyon dokümanlarını aldık ve geliştirmeye başladık. Yakın bir zaman içerisinde artık Tamentegre panelinden e-faturalar da kesilebiliyor olacaktır. E-fatura ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Mümkün olduğu kadar kısa tutmaya çalıştım. Zaten aslında şöyle çok uzun konular değil. Biraz bu mali mühürü aldıktan sonra ve entegratör firma ile anlaşma süreçlerinde bazı kayıt durumları belki biraz sizi karışık gelebilir. Mesela Foriba tarafından örnek verecek olursak önce bir test panelinde işte oturum açmalar, üyelikler, denemeler yaptırılıyor. Ondan sonra canlı panelde denemeler yaptırılıyor. İşte mali mühürünüzü tanımlıyorsunuz, şifrenizi alıyorsunuz vesaire. Öyle bazen süreçler var. Tabii bunlar ayrıca anlatılması gereken noktalar. Ama genel olarak yapılması gereken durum şu. Mali mühürünüzü alıyorsunuz. Kayıt işleminizi gerçekleştiriyorsunuz. Firmaya işte burada Foriba olur ya da saydığım diğer firmalar olur. İşte bazı firmaların işte bazı giriş ücretleri var. Bunları ödüyorsunuz. İşte belli bir adet oranında sonuçta kontür satın almanız lazım. Kontür satın alıyorsunuz ve kullanmaya başlıyorsunuz. Sonra satış hacimlerinize bakarak ne kadar yüksek adetli kontür alırsanız da o kadar da düşük ücret ödeyerek kendinizi bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdilik bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Yani bu videoda ne öğrendik? Sıfırdan e-faturaya geçiş sürecini nasıl başlatırız? Bu süreci nasıl tamamlarız şeklindeydi. Bundan sonraki videolarda tekrar e-fatura ile ilgili açıklamalarım, içeriklerim gelmeye devam edecek. Bundan sonraki e-fatura ile ilgili video içeriğini de e-faturaya geçmek zorunda mıyım şeklinde hazırlamayı planlıyorum. Tamentegre.com YouTube kanalına abone olmayı ve videolarımızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hepinize e-ticaret hayatınızda başarılar dilerim. Hoşça kalın.